Evet. 10 tane finalist var, 13 tane jüri üyesi var. Yani her bir finaliste 1.3 jüri üyesi düşüyor. Dolayısıyla da aslında adil bir değerlendirme olduğunu düşünüyoruz. Yani çok değişik bakış açıları bile olabilir. Ama bir de şöyle yaptık. Artistik buz pateninde hani böyle not veriyorlar ya. Orada da hani en yüksekle en alçak puanı her kişi, her yarışmacının aldığı onu çıkartıyorsunuz. Onu da yaptık. Aynı şey çıktı. Ve bir de üstelik de şey yaptık. Yani vasıflarıyla ödüllerin uymasına mümkün olduğunca gayret ettik. Şimdi görünüyor Önder abi. Temmuz ayında Polonya'da Plovdiv'de bir jazz workshop var. Bizim için çok önemli ve genellikle daha genç yaşlı, yani yaşlı, daha genç arkadaşlarımızı oraya uygun görüyoruz. Ve bu ödüllü de Su Özel. Esas hedefimiz, yani ilk başlangıcımız da zaten Estonya'daki neydi? Nome. Nome ve Genç Caz Vokal Yarışması'na yarışmacı göndermek için başladık 2005 senesinde biz. Ve özellikle de o Baltık ülkelerinde bu tür yarışmalar çok popüler yapıyorlar. Şimdi bir tane Litvanya'da Klaipeda'da çok güzel bir yarışma var. Orada bir de caz okulu da var aslında. Jazz Voices diye. Fakat bir şeyden dolayı, ekonomik problemden dolayı normalde Nisan ayında yapmaları gerekli olan bu yarışmayı ileri bir tarihe attılar. İleri tarih erken de Kasım 2014'e attılar. Biz bu yarışma için Gizem Çankaya'yı buluyoruz. Aslında bu arkadaşlarımızın tümü için bu sahne çok önemli, yani bizim için çok önemliler ve umarız hepsinin bir şekilde bu sahnede yeri olacak. Ama ödül olarak verdiğimiz arkadaşımız Çağrı Yılmaz. Yani Nardis'te sahne alma Çağrı Yılmaz. Ankara Jazz Festivali var. Bu sene Mayıs ayında oluyor diye biliyorum. Ve Ankara Jazz Festivali tematik bir festival. Geçen sene gitardı. Ondan önce nefeslilerdi galiba. Bu sene veyahut da perküsyondu neyse. Bu sene vokal. Dolayısıyla önemli bir sene. Ve bu sene Ankara Jazz Festivali'nde sahne alacak arkadaşımız Nihal Cansu Akarsu. Nihal sahneye çıkmıyor. İstanbul'da Caz deyince aklına gelir. Ne? İstanbul Caz Festivali. Evet, İstanbul Caz Festivali'nde sahne alacak arkadaşımız Volkan Önol. Ben caz vokalle uğraşacak kadar sesim olsa gider Sibel Köse'nin atölyesinde caz vokali öğrenmeye çalışırdım. Ama o şansı Sedef Çetin
sahip oldu. Evet, Sibel Köse caz atölyesinde çok sahipleri görevlenmek için cümlesi var. Sığarsın ya. İnsanın 2, 3, 4'ü diye tahmin hatırlıyorum. Veyahut da 3, 4, 5'i. Perşembe, Cuma, Cumartesi. İlk haftasının sonu. Riga'da, Letonya'da Jazz Stage diye bir caz vokal yarışması var. Çok önemli bir yarışma. Jürinin içinde China Moses var. Didi Bridgewater'ın kızı. Bence önemli bir yarışma. Ve bu yarışmaya katılıp da bizi temsil edecek olan arkadaşımız Ayşe Cansu Tanrıkulu. Merhaba. Bir de son yıllarda çok, biraz evvel bahsetmiştim, çok önemli caz konserlerine ev sahipliği yapıyor. Hatta caz dışı konserlere de Türk sanat müziği, klasik müzik, haftanın 7 günü klasik müzik konseri var orada. Özellikle duyurmadan. Zaten giderseniz orada lobide klasik müzik dinliyorsunuz. Reklamı gibi oluyor ama Kuşadası Sea Light Resort Hotel. Yani böyle sanata, müziğe emek veren insanlara veyahut da yerlere saygı göstermemiz lazım. Çok önemli bir yer. Orası. Bir de ayrıca bir ödev daha verdik. Bir hafta orada iki kişilik tatil ve işte Riga'dan gelince yorulacağı için Ayşe Cansu'yu oraya... Evet, 2014 Nardis 10. Genç Caz Vokal Yarışması da bu şekilde bitmiş oldu. Hepiniz de geldiğiniz için, katkılarınız için... Değerli arkadaşlarımızın katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Bence bir parça daha bu şekilde çalıp söylesinler. Nasıl çok teşekkür ederim. Orkestrayı alalım. Bu arada alkışın büyüğünü hak edenler. Davulda Ferit Olman. Kontrbasta Ozan Üslüoğlu. Maestro. Piyanoda Uras Kıvaner. Bravo. Çağrı. Ye, ye. Exactly what I'm meant to.
You're a kid.